193 Ömer bin Abdülaziz Emevi halifelerinin sekizincisidir. Mervan'ın torunudur. Valdesi Ümmü Asım binti Asım bin Ömerül Hattab'dır. 60'ta yani Hazreti Muaviye'nin vefatı yılında Medine'de tevellüt etti. Babası Mısır valisi olunca Mısır'a gittiler. Oğlunu Medine'ye tahsile gönderdi. Enes bin Malik Abdullah bin Cafer Tayyar ve Said bin Müseyyep ve başka zatlardan ders aldı. Babası ölünce amcası olan Halife Abdülmelik bunu Şam'a getirdi. Kızı Fatıma'yı buna verdi. 99'da amcası oğlu Süleyman vefat edince halife oldu. Çok adil idi. İkinci Ömer'den miye layık idi. Hazreti Muaviye'nin vefatından sonra hutbelerde Ehl-i beyte lanet okumak adet olmuştu. Halife olunca ilk iş olarak bu adeti kaldırdı. Ehl-i beyte çok saygı gösterir ve yardım yapardı. 101. Miladi 720'de 41 yaşındayken kölesi tarafından zehirlendi. Beyaz, ince ve nazik yüzlü, zayıf, güzel sakallı, tatlı ve sevimliydi. Biniciliğe çok meraklıydı. Enes bin Malik, Radyallahu an buyurdu ki imamlık yapmakta Resulullah Efendimize Ömer bin Abdülaziz'den daha çok benzeyen kimse görmedim. Malatya şehrini Rumlardan yüz bin esir karşılığı satın aldı. İbnül Cevzi bunun hayatını büyük bir cilt halinde yazmıştır. Rahimehullahü Teala. 194. Ömer bin Hattab. Eshab-ı Kiram'ın en büyüklerinden, aşere-i mübeşşeredendir. Resulullah'ın ikinci halifesidir. Dokuzuncu dedesi olan Kâb, Resulullah'ın yedinci babasıdır. Annesi Hanteme binti Hişam, Ebu Cehil'in kız kardeşiydi. Hicretten kırk sene önce tevellüt etti. Kureyş'in büyüklerinden idi. Çok güzel konuşurdu. Önce Resulullah'a düşman idi. Beyset'in yani Resulullah'a peygamber olduğu bildirildiği günün altıncı yılında Resulullah'ın amcası Hazreti Hamza imana gelince Müslümanlar çok kuvvetlendi. Çok sevindiler. Bu iş Kureyş kâfirlerine güç geldi. İleri gelenleri toplandılar. Muhammed'in adamları çoğalıyor. Bunu önlemeye çare bulalım dediler. Her biri bir şey söyledi. Ebu Cehl Muhammed'i öldürmekten başka çare yoktur. Bunu yapana şu kadar deve, bu kadar da altın veririm, dedi. Ömer bin Hattab yerinden fırladı. Bu işi Hattab oğlundan başka yapacak yoktur, dedi. Ömer'i alkışladılar. Haydi Hattab oğlu, görelim seni, dediler. Ömer kılıncını çekerek yola düştü. Nuaym bin Abdullah'a rastladı. Bu şiddet, bu hiddetle nereye ya Ömer, dedi. O da, millet arasına ikilik sokan, kardeşi kardeşe düşman eden Muhammed'i öldürmeye gidiyorum dedi. Ya Ömer, güç bir işe gidiyorsun. Onun hesabı çevresinde pervane gibi dolaşıyor. Ona bir şey olmasın diye titreşiyorlar. Ona yaklaşmak çok zordur. Onu öldürsen bile Abdülmuttalip oğullarının elinden yakanı nasıl kurtarabilirsin?" dedi. Ömer bu sözlere çok kızdı yoksa sen de mi onlardan oldun? Önce senin işini bitireyim diye kılınca sarıldı. Ya Ömer, beni bırak. Kardeşin Fatıma ile zevci Said bin Zeyd'e git ki ikisi de Müslüman oldu dedi. Ömer onların Müslüman olduğuna inanmadı. Eğer inanmazsan git sor, anlarsın dedi. Ömer şaşaladı. Bu işi başarırsa din ayrılığı ortadan kalkacak fakat Arapların adeti olan kan davası hasıl olacaktı. Kureyş ikiye bölünecek, birbiriyle çarpışacaktı. Böylece değil yalnız Ömer, bütün hatta boğulları öldürülecekti. Fakat Ömer çok kuvvetli, cesur ve öfkeli olduğundan bunları düşünememişti. Kardeşini merak edip hemen evlerine gitti. O anlarda Taha suresi yeni gelmiş, Said ile Fatıma bunu yazdırıp Habbab bin Eret adındaki sahabiyi evlerine getirmiş okuyorlardı. Ömer kapıdan bunların sesini duydu. Kapıyı çok sert çaldı. Ömer'i kılınç belinde kızgın görünce yazıyı sakladılar. Habbab'ı gizlediler. Sonra kapıyı açtılar. İçeri girince ne okuyordunuz dedi. Said bir şey yok dedi. Ömer'in kızması artarak, işittiğim doğruymuş. Siz de onun sihrine aldanmışsınız, dedi. Said'i yakasından tutup yere attı. Fatıma, kurtarayım derken, onun yüzüne de öfkeli bir tokat indirdi. Yüzünden kan aktı. Ömer kanı görünce, kardeşine acıdı. Biraz sendeledi. Fatıma'nın canı yandı. Kana boyandı ise de, iman kuvveti kendisini harekete getirip, Allahü Teala'ya sığınarak "Ya Ömer, niçin Allah'tan utanmazsın? Ayetler ve mucizelerle gönderdiği peygambere inanmazsın. İşte ben ve zevcim Müslüman olmakla şereflendik. Başımızı kessen bundan dönmeyiz." dedi ve kelime-i şahadeti okudu. Ömer ne yapacağını şaşırdı. Yere oturdu, yumuşak sesle, hele şu okuduğunuz kitabı çıkarınız dedi. Fatıma getirdi. Ömer'e verdi. Ömer güzel okumabilirdi. Taha suresini okumaya başladı. Kur'an-ı Kerim'in fesahatı, belagatı, manaları ve üstünlükleri kalbini çok yumuşattı. Göklerde ve yeryüzünde ve bunların arasında ve toprağın altındaki şeyler hep onundur ayetini okuyunca derin düşünceye daldı. Ya Fatıma, bu bitmez tükenmez varlıklar hep sizin taptığınız Allah'ın mıdır?" dedi. Kardeşi, "Evet." öyle ya. "Şüphe mi var?" dedi. "Ya Fatıma, bizim 1500 kadar altından, gümüşten, tunçtan, taştan oymalı, süslü heykellerimiz var." Hiçbirinin yeryüzünde bir şeyi yok diyerek şaşkınlığı arttı. Biraz daha okudu. Ondan başkasına tapılmaz, bel bağlanmaz. Her şey ancak ondan beklenir. En güzel isimler onundur. Ayetini düşündü. Hakikaten ne kadar doğru dedi. Habbab bu sözü işitince yerinden fırladı. Tekbir getirdikten sonra Müjde ya Ömer. Resulullah Allahü Teala'ya dua ederek Ya Rabbi bu dini Ebu Cehl ile yahut Ömer ile kuvvetlendir buyurdu. İşte bu devlet bu saadet sana nasip oldu dedi. Bu ayet-i kerime ve bu dua Ömer'in kalbindeki düşmanlığı sildi süpürdü. Hemen Resulullah nerede dedi. Kalbinde Rasulullah sevgisi yanmaya başladı. O gün Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesi yanında Erkam'ın evinde hesabına nasihat veriyordu. Eshab-ı kiram toplanmış, onun nurlu cemalini görmekle, tatlı, tesirli sözlerini işitmekle kalplerini cilalıyor, ruhlarını ferahlatıyorlardı. Sonsuz lezzet, zevk ve neşe içinde halden hale dönüyorlardı. Ömer'i buraya getirdiler. Ömer'in kılınçla geldiği görüldü. Ömer heybetli, kuvvetli olduğundan eshab-ı kiram Resulullah'ın etrafını sardı. Hazreti Hamza, Ömer'den çekinecek ne var? İyilik ile geldiyse hoş geldi. Yoksa o kılıncını çekmeden ben onun başını yere düşürürüm derken Resulullah yol verin İçeri gelsin buyurdu. Biri sağında, biri solunda, ötekiler tetikte olarak içeri girdi. Cebrail aleyhisselam daha önce Ömer'in iman ettiğini, yolda olduğunu haber vermişti. Resulullah Ömer'i tebessüm buyurarak karşıladı ve bırakınız. Yanından ayrılınız buyurdu. Bıraktılar. Resulullah'ın önünde diz çöktü. Resulullah Ömer'in kolundan tutup imana gel ya Ömer buyurdu. O da temiz kalbiyle kelime-i şahadeti söyledi. Eshab-ı kiram sevinçlerinden yüksek sesle tekbir getirdi. O zamana kadar gizli imana gelirlerdi. Hazreti Hamza'nın ve üç gün sonra Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla Müslümanlar kuvvetlendi. Ömer radıyallahu anh kardeşlerimiz ne kadardır dedi. Seninle kırk olduk dediler. Öyleyse ne duruyoruz? Haydi çıkalım, harem-i şerife gidelim, açıkça okuyalım dedi. Rasulullah kabul buyurdu. Önde Ömer, sonra Ali, ondan sonra Rasulullah, sağında Ebu Bekr, solunda Hamza, arkasında öteki sahabiler yürüyerek harem-i şerife gittiler. Kureyş'in ileri gelenleri orada Ömer'den müjde bekliyorlardı. Ömer, Muhammedileri toplamış getiriyor dediler. Sevindiler. Ebu Cehil, zeki, cin fikirli olduğundan bu gelişi beğenmedi. İleri varıp, ya Ömer, bu ne? dedi. Hazreti Ömer, hiç aldırış etmeden, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah dedi. Ebu Cehil, ne diyeceğini şaşırdı. Dona kaldı. Hazret Ömer radıyallahu anh bunlara dönerek beni bilen bilir. Bilmeyen bilsin ki hatta boğlu Ömer'im. Karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen yerinden kıpırdasın dedi. Hepsi geriye çekilip dağıldılar. Ehli İslam harem-i şerifte saf olup yüksek sesle tekbir aldı. İlk olarak meydanda namaz kıldılar. Hazreti Ömer o günden sonra dayısı Ebu Cehle ve kâfirlerin ileri gelenlerine meydan okudu. Eshab-ı Kiram Medine'ye gizli hicret etmişti. Ömer radıyallahu anh silahlarını kuşanarak açıkça hicret etti. Medine'ye daha önce varıp Rasulullah'ın teşrif etmekte olduğunu müjdeledi. Bütün gazalarda bulundu. Arslan gibi dövüştü. Uhud'da, Resulullah'ın yanından ayrılmadı. Daima doğru söylediği için Faruk buyuruldu. Resulullah'ın vefatında karışıklık çıkmasını önledi. Halifeye her işinde yardım etti. Halife Ebu Bekr vefat edeceği zaman Eshab-ı Kiram'ın ileri gelenlerini çağırıp görüştükten sonra Hazreti Ömer'i halife tayin etti. 13. yılda halife oldu. Emirül Mü'minin ismini aldı az zamanda o kadar çok yer aldı ki, tarihçileri şaşırttı. Kudüs'e gidip, adaletiyle Rumları hayran bıraktı. Katsiye zaferini kazanarak, orduları Azak denizine kadar ilerledi. Tunus'a kadar feth olundu. Dört binden ziyade cami, mescit yapıldı. Hz. Muaviye'yi, radıyallahu teâlâ anh, Şam valisi yaptı. Kendi de Şam'a geldi. Her sene haç yaptı on buçuk sene ve yedi gün, dünyada hiç görülmemiş bir adalet ile halifelik yaptı. Yirmi üçüncü yıl zilhiccesinde, bir sabah namazına giderken, Mugiret ebni Şube hazretlerinin kölesi, Ebu Lü'lü Firuz tarafından, bıçakla karnına vurularak, yirmi dört saat sonra, altmış üç yaşında şehit oldu. Hücre-i saadete defnedildi. Radiyallahu teâlâ anh. Çok adil, abit, çok merhametli, aşağı gönüllü, fakirlikle yaşar bir zat idi. Kudüs'e giderken deveye kölesiyle nöbetleşe biniyordu. Şehre girerken deveye binme sırası kölesine geldiği için devenin önünde yürüyordu. Kuvveti, adli askerleri üç kıtayı titreten İslam halifesini görmeye gelenleri hayrette bırakmıştı o derece adil idi ki kendi oğlu günah işleyince Allahü Teala'nın emri kadar sopa vurulmasına emretti. Eshab-ı Kiram yalvardıkları halde bir değnek eksik vurulmasına razı olmadı ve oğlu bu yüzden öldü. Çok acıdı ve üzüldüğünü bildirdiyse de pişman olmadı. Ölünceye kadar bütün alemi İslam Resulullah zamanındaki huzur, safa ve rahatlık içinde yaşadı. Çeşitli hadisi i şeriflerle met olundu. Benden sonra peygamber gelseydi, Ömer peygamber olurdu. Hadisi i şerifi, yüksekliğini anlatmaya yetişir. Faziletini, kıymetini bildirmek için, din alimleri ve dinsizler tarafından ciltlerle kitap yazıldı. Eshab-ı kirama, derecelerine göre saygı gösterirdi. Bedir gazasında bulunanlara daha çok kıymet verirdi. Haşimileri hepsinden üstün tutardı. Hazret Ali'yi hepsinden yüksek bulundurur, işlerinde ona danışırdı. Hazret Ömer'i metheden hadis-i şeriflerin çoğunu Hazret Ali bildirmiştir.